hastalar şöyle, gebe kaldığı andan itibaren genelde normal doğuma yönleniyor hasta. Normal doğum yapmak istiyor. Bu süreci hem anne hem bebek beraber yaşamak istiyor. Ancak işte dediğim gibi yaşanmışlar, travmalar, öğretiler, hastanın kaygısı, endişesi bu durumu baltalıyor. Ve ne oluyor? Hasta bu sefer doğum yaklaştıkça, bu korku ve kaygı arttıkça sezaryana daha çok şey yapıyor, kayıyor. İşte bu süreçte biz ortaya, yani biz hastayla hem bilgilendirme, anlatma, süreci nasıl yaşayacağını, başına girebilecek sezaryen olursaki komplikasyonlar, normal doğumun avantajları, hepsi o dediğimiz gibi poliklinimizde anlatılıyor hastalara. Ve hastalara kaygıları gideriliyor. Aynen yani. Öyle. Böyle bir ekip var, kaç kişi çalışıyor? Aynen, biz böyle 7 kişili bir kadın doğum ekibimiz var ama doğumla uğraşan belli hocalarımız var. Normal doğum ya da sezaryen doğumla uğraşan. Poliklinikte de anestezi hocalarımız var, bununla ilgilenen, ağırsız doğumla ilgilenen. Hastanın kaygılarını gideriyorlar. Olacak endişelerini, hastanın endişelerini, kaygılarını, sorularını, çekincelerini, hepsini cevaplıyoruz. Doğum, kadının hayatta yaşadığı en şiddetli ağrı. Bu neyden kaynaklanıyor? Bu doğumun gerçekleşmesi için gerekli olan rahim kasılmalarından meydana gelen bir ağrı. Ağrısız doğum bu rahim kasılmalarını baskılamadan, doğumun da ilerlemesini deprese etmeden sadece kasılmalar sırasındaki ağrılarını hissetmemeye hissettirmiyoruz hastaya. Bu ağrısız doğumla alakalı çok fazla bilgi kirliliği var. İşte sakat kalırım, başım ağrır, belim ağrır, işte bu gibi. Ve kişileri kesinlikle normal doğumdan uzaklaştıran bilgi kirlilikleri var. Biz bunları hastanın bize kafasındaki şüphelerle alakalı soru soruyor. Biz de gerekli olan şeyleri onlara söylüyoruz. Hani kesinlikle şunu yapın, bunu yapın demiyoruz ama normal doğuma tabii ki teşvik ediyoruz. Bunu ağrısız olabileceğini, daha rahat, konforlu bir doğum geçirebileceğini hastalara anlatıyoruz. Hasta Pınar Hanım da dediği gibi 36-37. Haftaya geldiğinde, daha doğrusu doğuma, aktif doğum eylemine girdiğinde bizi haberdar ediyorlar anestezi kliniğine. Hem gündüz hem gece bizim orada bununla uğraşan ekibimiz var. Yukarıya çıkıyoruz, hastayı değerlendiriyoruz. Ağrısız doğum isteyip istemediğini tekrar teyit ettikten sonra epidural anestezi dediğimiz bir anestezi yöntemimiz var. Bu ne? Bir kateteri, çok ince plastikten bir kateteri, bir iğne yardımıyla epidural aralık dediğimiz bir aralığa yerleştiriyoruz. Bu kateterin herhangi bir şekilde ne bir ağrısı var ne bir sancısı var. Bunu yerleştirdikten sonra oradan hastaya ya hekim aralıklı doğuma kadar lokal anestezik dediğimiz ağrı kesici ilaç veriyor. Burada hastaya verdiğimiz lokal anestezik dozu hastanın kasılmalar sırasındaki ağrısını azaltacak ama hareketini engellemeyecek, kasılmalarını engellemeyecek kadar düşük dozda veriliyor. Hiç ağrı çekmiyor mu hocam? Hiç ağrı çekmiyor. Dolayısıyla doğuma kadar hastayı biz devamlı izlediğimiz için gerçekten hastanın ağrısı olmuyor ve çok konforlu bir ağrı oluyor. Böylece zaten gebeler ağrıdan çok korktukları için sezaryana yönlenebiliyorlar. Ve kişiler bunu gördüğü zaman gerçekten ya ne kadar işte konforluymuş, hiç ağrı çekmedim diyorlar. Tecrübeli ellerde yapılan tüm kurallara uyularak yapılan ağrısız doğumun riski, yan etkisi çok az. Çok fazla az. Yani biz buna bağlı sakat kalırız imajı yanlış bir imaj. Kesinlikle her kadın konforlu bir doğumu hak eder, korkmasınlar. Tecrübelerde yapılan bir ağrısız doğumun gebeye herhangi bir şekilde yan etkisi yok. Ben de ikinci doğumumu normal ağrısız doğum ile gerçekleştirdim. Tamamen sıfır ağrıyla normal bir doğum oldu. Tüm hastalara tavsiye ederiz tabii ki kesinlikle. Hastalar ağrıdan korkup normal doğumu ertelemesinler, yani sezaryana yönelmesinler. Hem de postoperatif, yani doğum sonrası da çok rahat geçiyor. Hem bebek için hem hasta için gerçekten çok konforlu. Bütün hastalara tavsiye ederim. Hasta için hem doğum süreci hem sonrası çok konforlu geçiyor ağrısız doğum yöntemiyle. Ben kendim de iki çocuğumu ağrısız doğum yöntemiyle doğurduğum için tüm hastalarıma da bunu tavsiye ediyorum.
Kendi takip ettiğim tüm hastalarıma da yine aynı şekilde ağrısız doğum yapılmasını tavsiye ediyorum ve bizim ağrısız doğum polikliniğimizde rutin hasta bilgilendirmesi yapılıyor zaten. Tüm takipli hastalarımızı yönlendiriyoruz. Hepsine de mutlaka bu yöntemi denemelerini öneriyoruz.